Selamlar dostlarım, selamlar efsaneler kapışıyor. İçeriğinin en güzel bölümüyle karşınızdayım neredeyse. Bugün bir tarafta Yüce Usta, bir tarafta ise yeni ortaya çıkan Boralon videolarında Entity 303 var. Hemen özelliklerine sayarım çok hızlı bir şekilde size. Entity 303'ün Speed 4'ü yani hız 4'ü var, çok hızlı koşuyor. 40 kalbi var. Aynı zamanda şöyle bir tırpanı da var, onu da vereceğim zaten arkadaşa. 20 atak damage yani 20 damage vuruyor. 1.6'da speed'i var yani hızlı vuruyor aslında iyice gayet. Bir tane de görünmezlik iksiri var. Bu görünmezlik iksiri kısa sürüyor. 45 saniye sürüyor. Fakat tam görünmezlik sağlıyor. Ne ismi gözüküyor ne partikülleri gözüküyor. Bir tarafta Yüce Usta var. Yüce Usta'nın 2 adet asası var. O asaları size göstermem gerekiyor çünkü aşırı derecede güçlüler. Hemen size şöyle boş bir alana gidip göstereyim. İlk başta bu asayı zaten Boralon videolarından hatırlıyorsunuzdur. Şu şekilde yıldırım atıyor. Bunda çok bir olay yok. Fakat buna geçecek olursak etrafı mahvediyor. Mahvediyor. Etrafın anasını ağlatıyor gerçekten tabiri caizse. Yani Yüce Usta bu kadar güçlü. Yüce Usta'nın 30 kalbi var. Yüce Usta'nın speed 2'si yani hız 2'si var. Entity 303 ona göre 2 kat daha hızlı aslında. Böyle düşünebilirsiniz. Fakat ikisi de eğer düzgün oynarsa kazanma şansları var ikisinin de. Etrafta gene itemlerimiz var. Bir adet asamız baktığınız tarafa teleport olmanızı sağlıyor. Bir adet asamız ise bu itemler, iki adet itemler, ikisi de asa. Etrafa sakladım böyle güzel yerlere, tehlikeli yerlere. Bir adet asa dediğim gibi baktığınız yere teleport olmanızı sağlıyor aynı Kevin kılıcı gibi. Diğer asa ise etraftaki düşmanları yavaşlatmaya yarıyor. Yani iki taraf için de aslında oldukça önemli bir item. Bu arada yanlarına gidip bir bakalım isterseniz hemen. Burada gördüğünüz üzere Entity 303 var. Oo bak bak ne diyor. Emirlerinizi bekliyorum diyor. Bu arada çekilişimizden çıkan arkadaşların neredeyse hepsi bir sorun çıktığı için bugün Baran GG ve The Blaze modlarımızla tekrardan oynayacağız bu içeriğimizi. Yüce Usta'yı zaten gördünüz orada. İsterseniz çok geçmeden hemen içeriğimize geçelim ve güzel bir VS izleyelim dostlar. Bu arada Pearl Studios'a da modlar için tekrardan teşekkür ediyoruz her zaman yaptığımız gibi. Hadi bakalım bu VS'nin kazananı kim olacak? Hemen yorumlarda bekliyorum sizi. Hemen yorumlara yazın bence şu kazanacak diye. Bakalım bilebilecek misiniz? Yorumları dediğim gibi zaten her zaman okuyorum. Hadi geçelim VS'mize. Dostum, eğer videolarımı seviyorsan ve bana herhangi bir şekilde destek olmak istiyorsan abone olabilirsin. Eğer zaten aboneysen de videoya bir beğeni atabilir ve yorum bırakabilirsin. Beğenileriniz ve yorumlarınız sayesinde videolarımız daha çok insana ulaşıyor. Şimdiden teşekkürler. Seviliyorsun dostum. Evet dostlar, VS'mize başlamak üzereyiz. Geldik Yüce Ustamızın yanına. Ustamız bizim be. Yüce Ustamız ne yapıyor burada? Yüce Ustamız asasıyla duruyor. All will obey. Herkes boyun eğecek yazıyor. Bak bak tipe bak. Gerçekten çok şekil ya. Ustam benim be. O zaman gelin bir de Entity 303'ün yanına gidelim. Entity 303 burada bekliyor. Her şey yok olacak yazdı Entity 303'te kırmızı bir şekilde. Yani dostlar, efsanelerin efsanelerinin savaşını izlemeye hazır olun. Yani gerçekten çok güzel bir savaş bizi bekliyor. Başla komutunu sizlerle beraber verelim. Hadi gidin bakalım. Hadi let's go. Entity 303 hızlı bir şekilde başladı. İtemleri aramaya koyulacak. Bu arada dediğim gibi etraftaki şu tarz NPC'ler var. Bunlar herhangi bir şekilde ne zarar veriyor ne bir yararları var. Bunları kaldıramadık. Çünkü canavarları kapattık. Fakat NPC'ler canavardan sayılmadığı için onları silemedik. Entity 303'ün peşindeyiz. Entity diyeceğim bu arada ya da 303 sadece diyeyim. Çok uzun gerçekten. Entity hemen bir sandık buldu. Bu sandıkta ne var hemen bakayım. Çakmak ve birkaç tane blok falan var. Bir de zırh buldu. Hemen Yüce Ustamızın yanına gidelim. Yüce Ustamız da bir sandık bulmuş fakat açtığı için göremedik. Asasıyla beraber etrafta dolaşıyor. Dediğim gibi Yüce Usta'nın iki asası var. Bir tanesi orta uzaklıkta bir yere yıldırım atıyor. Bir tanesi kendi etrafında bir sürü yıldırım atıyor ve etrafı patlatıyor. Boralon'un videolarında son star. Son gözüken son starımız 303 oldu. Entity 303 oldu. Yani gerçekten teorilerimiz tutuyor dostlar. Yaptığımız teori videoları neredeyse bir de bir tutuyor. Ekmeğini yiyor. Yüce Usta ekmeğinde diyebiliriz yani bu noktada. Entity 303'e geçtim. Hala bir item bulabilmiş değil ama nereye geldi? Özel itemin olduğu yere geldi. Dostlar 3 adet sandık var. Bu 3 sandıktan bir tanesi hileli. Ya pardon, 2 tanesi hileli. O doğru sandığı buldu tekte. Hayır açma 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 açma. Kaç 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 kaç. O sandıklardan birisi doğruydu. İlk de itemi buldu.
İkincide item bulsaydı belki itemi kaybedebilirdi dostlar. Patlamanın efektiyle vesaire. Etrafta aramak zorunda kalırdı. Bu asa sayesinde ışınlanabilir etrafta. Baktığı yöne doğru ışınlanabilme özelliğini kazandı. Gerçekten dostlar çok 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 önemli bir item. Ve Entity 303'ü bu noktada 1-0 öne geçiriyor bu item kesinlikle. O az önce Entity 303'ün olduğu yere geldi Yüce Ustamız. Onun izlerini görüyor burada. İçeriye bakacak ama içeride bir şey yok. Entity 303 burayı talan etti bile. Peki yukarı nasıl çıkacaksın kardeşim? Yukarı nasıl çıkmayı planlıyorsun? Ha, ya kırıp çıkabilir gerçi doğru evet. Yani yeterince zamanı var. Gelin 303'e bakalım o zaman. 303 item bulup duruyor ya. Aha, buraya çok güzel bir item koymuştum. Bir tane köpek koydum ve etrafına da 4 tane kemik koydum. Bakalım köpeği evcilleştirebilir. Aha, Entity 303'ün bir de köpeği oldu. Oo, Entity 303 gerçekten dostlar. Yani onlara verdiğim fırsatları, itemleri oldukça iyi değerlendiriyor Entity 303 ya. Bakalım Herobrine çıkabilmiş mi Yüce Ustamız? Yüce Ustamız çıkabilmiş. Hala item bulabildiğine emin değilim Yüce Usta'nın. Yani bulamadı herhalde. Bu arada orta alanımız bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir tık ormanlık yapmaya çalıştım. Çok iyi gözükmeyebilir kusura bakmayın. Bir de ortaya böyle Abyss boyutundan, bu Elarkos'un Boralo'yu attığı boyuttan bazı bloklar ve ağaçlar koydum. Bence oldukça güzel gözüküyor. Dostlar bir noktada çok güzel bir VS izleyeceğiz. Fakat hala hazırlık aşamasındayız bu arada haberiniz olsun. Entity'ye döndüm. Entity itemi aldı. Entity burada bulunan, buradaki item dostlar burada diğer sandıklar tuzaklıydı. Diğer sandıkları açsaydı eğer alttaki TNT'ler patlayacaktı. Bunu yemedi. Entity burada bulunan şeyi aldı. Etraftaki düşmanları yavaşlatan bir asa var. Onu aldı. Yani gerçekten ustaya karşı çok 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 işe yarayacak. Bu itemi usta alsaydı, bu eşyayı, bu asayı usta alsaydı onun çok da işine yarayacaktı. Çünkü dediğim gibi buradaki sandık boş bu arada. Çünkü dediğim gibi Entity çok daha hızlı ustadan. İki katı seviyede daha hızlı. Soğan yalnız alanın dışına çıkıyor değil mi? Şaka maka. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum. Alanın dışında kalıyor değil mi? Aşk gözlülük yapacağım diye ölecekti ha. Tekrar da içeri giremez. Büyük ihtimalle. Ya girebiliyordu büyük ihtimalle de. Hani ölürdü yani. Yüce ustayı takip etmeye devam ediyoruz dostlar. Aha karşılaşmışlar bir de. Kovalıyor. Kovalıyor bir dakika. Ama Entity 303 bunun farkında değil mi yoksa? Yüce ustanın onu takip ettiğinden. Aha buradaki sandığı bulabilecek mi acaba? Burada gördüğünüz üzere şu ağacın tepesine bir adet sandık yerleştirdim. Ve bu sandığın içerisinde güzel itemler var. Hemen göstereyim size de. Birkaç tane et var. Bir tane güzel bir zırh var. Skeletal chest plate diye. Bir tane de böyle hemen kafayı dikince can basan bir iksir var. Blok bulmuş. Blok da buraya çıkıyor. Ha buraya sandık koyayım. Oo, buraya bir yay koydum. O kadar güçlü ki. Dostlar yukarıya doğru bir tane ok attığınız zaman oradaki kutsal oklardan. Bu iki tane ok koydum sandığın içine. Bu oklardan birini eğer havaya atarsanız ok yağmuru olarak geri aşağıya düşüyor. Yani gerçekten çok güzel bir item. Aha köpeğini yakaladı Entity 303'ün. Entity 303 görünmezliğini basmış. Ama hayır silahın gözüküyor kardeşim. Görünmezliği öyle kullanamazsın. Oo Yüce Usta'yı kovalıyor. Ama takıldı. Yüce Usta'yı kovalıyordu takıldı. Entity biraz daha yemek bulmuş sanki. Ortaya doğru ilerliyor. Bu arada ortada gördüğünüz üzere bu tarz bir ormanımız var. Ortası böyle nasıl diyeyim virüslü gibi duruyor. Entity'yi kaybettim. Entity bir item daha buldu. Aldı herhalde. Çok hızlı loot yapıyor gerçekten ya. Aşırı derecede hızlı loot yapıyor. Hemen gelin Entity'ye tekrar bakalım. Entity yukarı doğru çıkıyor. Entity sandığı buldu. Bu sandıkta pek bir şey yoktu. Ok yay vardı. Iron chest plate vardı. Bu niye böyle gözüküyor bilmiyorum. Ustamız yürümeye devam ediyor. Usta yanlışlıkla kendine yıldırım attı. Entity tırpanıyla beraber koşuyor. Bu arada birbirlerine çok yakın olmaları lazım. Aynen gördüler birbirlerini. Birbirlerini gördüler. Ne yapacaklar? Usta yıldırımları çakıyor. Entity görünmez oldu. Creeper bıraktı oraya şey. Usta. Ama Creeper... Entity'yi göremedi. Oo Entity Creeper'ı falan yakıyor. Şov yapıyor gerçekten bu noktada ya. Creeper Entity'yi görmediği için patlamadı fark ettiyseniz. Böyle etrafı Creeper yumurtası falan da koyduk bu arada. Oo arkasından vuruyor. Usta onu yıldırım atıyor. Bir ona vurdu. Gerçekten çok iyiydi. Güzel bir sahne izledik. Güzel bir yarışma izledik.
Tekrar bu tarz Entity 303 ve Yüce Usta videosu gelebilir. Çünkü bu biraz kısa sürdü. Tekrar gelebilir. Haberiniz olsun. Hoşça kalın dostlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Entity hala şov yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Hoşça kalın diyorum.